Selamlar herkese. Bir tutam nostalji video serisi kapsamında farklı bir Nokia modeli elimizde. Nokia 6280 bu videodaki konuğumuz olacak. 2005 yılının Haziran ayında tanıtılmış olan bu cep telefonu artık reşit bir model sayılır. Kutusu ve kutu içeriğine kadar temiz bir şekilde duran bu cep telefonunu kesinlikle bu oynatma listesi kapsamında sizinle konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Bu cep telefonu Nokia 6270'in yeni modeli olarak piyasaya çıkmıştır. 6270'te bulunmayan 3G desteği 6280'de bulunmaktadır. Çok üst bir seviye değil bu cep telefonu ancak yılına göre başarılı bir model sayılır. Çok ucuz muydu? Hayır. Ancak buna rağmen herkesin bir numaralı tercihi de olamıyordu. Elimizde bulunan cep telefonu Türkiye'ye C ve karbon siyahı modeli olarak geçiyor. Bu yaşında bir telefon kutusuyla birlikte benim koleksiyonumda ise tabii ki de kutusu hakkında birazcık konuşacağız. Kutusunun ön yüzünde telefonu ve planörümü desem, rüzgar mü desem bir özgürlüğü ön plana çıkarmak istemişler. Ancak bunu siz benden daha iyi yorumlarsınız kesinlikle. Kutunun altında cihaza ait bilgiler ve bandrollerimiz bulunuyor. Kutunun tepesinden Nokia logosu, telefonumuzun fotoğrafı, model bilgisi ve Nokia'nın web sitesine ait bir adres bulunuyor. Kutunun arka tarafında ise telefon öne çıkan özellikleri birkaç dilde yazılmış. Kutuyu açtığımızda karşımıza Nokia 6280 çıkıyor. Ne büyük sürpriz, değil mi? Bu parçayı kaldırdığımızda telefona ait kulaklık ve şarj aletinin bulunduğu bir kısım var. Ardından telefona ait evrakları kutunun altında görmek mümkün. Bu cep telefonu 10 Haziran 2006 tarihinde 750 YTL'ye satın alınmış. Nokia PC Suite yazılımını barındıran bir CD bu kutudan çıkıyor. Aynı zamanda telefonun kullanım kılavuzu, hızlı başlangıç kılavuzu, garanti belgesi ve yetkili servislerin listesinin bulunduğu bir kağıt da bu kutuda var. Bu cihaz kızaklı bir cep telefon formunda karşımıza çıkıyor. O zamanlar kaydırmalı telefonların havası bir başka. Bir çağrı geldiğinde düğmeye basarak değil de telefonu kaydırarak gelen aramayı açmak büyük olaydı. Telefonun ön tarafında bir çizgi bulunuyor. Bu çizgi sayesinde telefonu kaydırmak daha kolay diyebilirim. Tabii ki de telefonu kaydırmadan da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Telefonun güç tuşu telefonun tam tepesinde değil de ön kısım ile tepe kısım arasındaki kıvrımda bulunuyor. Ön tarafta ahizemiz, ön kameramız, ekranımız ve tuşlarımız bulunmaktadır. Telefonun sol tarafında bas konuş için bir tuş bulunmaktadır aynı zamanda. Bu tuşun altında kızıl ötesi var. Kızıl altında da hafıza kartının yeri bulunmaktadır. Telefonun alt kısmında donanım bağlantı yeri ve şarj girişi var. Telefonun sağ tarafında ses yükseklik tuşları ve kamera tuşu bulunmaktadır. Tabii ki de bu ses yükseklik tuşlarını kamerada yakınlaştırma ve uzaklaştırma için kullanabilirsiniz. Telefonun kızağını açarsanız karşınıza şaşırmayacağınız üzere numerik tuş takımı çıkacaktır. Telefon hafif ve ince diyemem. Ancak o dönemlerde bu kalınlıktaki ve bu ağırlıktaki cihazlara alışmıştık. Belki bu telefon kızaklı olmasaydı daha ince bir yapıyla karşımıza çıkabilirdi. Bu telefonda itibariyle biraz yıpranmalar var. Örneğin telefonun kızağında kaydırmazsanız üst kısım ile alt kısım arasında hafif bir boşluk olduğunu hissediyorsunuz. Elin sürekli temas ettiği yerlerde de boya atmaları ve soyulmalar var. Ancak tüm bunlara rağmen ben orijinal kasasını değiştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. 2.2 inç büyüklüğünde 240 320 piksel çözünürlükte TFT bir ekran bu cep telefonunda bulunuyor. İndirdiğiniz görselleri duvar kağıdı ya da ekran koruyucu yapmak gibi özellikler bu cep telefonunda var. Ana ekranında bazı kısa yollar ya da araç takımları ekleyebiliyorsunuz. Açık havada bu ekranın performansı kesinlikle günümüz şartları için yetersiz. Aynı zamanda ekran için parlaklık sensörü ya da parlaklık ayarı da bulunmuyor. Güç tasarruf modunu açarsanız ekran parlaklığı kısılıyor, kapatırsanız ekran parlaklığı artıyor. Gerçekten kısılma ve artış arasındaki fark belli oluyor. Ancak açık hava için yetersiz bir parlaklık diyebilirim. Bu cep telefonunda 2 adet kamera bulunuyor. Ön tarafta bulunan kamera VGA çözünürlüktedir ve tıpkı Nokia E71'de olduğu gibi sadece görüntülü aramalarda çalışabiliyor. Bu arada Nokia E71'e ait de bir video kanalda var. Onu da izlemenizi öneririm. Ön kamera sadece görüntülü aramalarda çalıştığı için cep telefonun arka kamerasının yanında öz çekimler için bir de ayna bulunmaktadır. Arka kamera demişken 2 megapiksel çözünürlüğünde bir kameramız var. Arka kameranın kendine ait bir flaşı var ve 480 piksel çözünürlükte video kaydı yapabilmektedir. Aynı zamanda 8x dijital yakınlaştırma da yapabilmektedir. Bu kameradan günümüz cihazlarının performansını beklemek çok büyük haksızlık olur. O dönemler için konuşursak gündüz performansı yeterli ancak karanlık ve loş ortamlardaki Performansı o günler içinde pek yeterli değildi. Kamera hakkında daha fazla konuşmadan sizi karşılaştırmalı örnekler ile baş başa bırakmak istiyorum. Latte, pati ver, pati ver, pati ver latte, pati. Aferin benim oğluma, aferin benim güzel tüylüme. Bir daha pati ver görsünler, pati ver ayağıma, pati ver latte. Aferin sana, aferin benim oğluma. Latte, pati ver. Pati ver. Pati ver Latte. Pati. Aferin benim oğluma. Aferin benim güzel tüylüme. Bir daha pati ver görsünler. Pati ver ayağıma. Pati ver Latte. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Video çekim denemesi. Akşam vakti. Onur Pro'da da karanlık olduğu için çok iyi değil. Biraz daha ışıklı yerleri çevirdiğimde daha iyi olabilir de. 62.80 zaten bir şey demiyorum. Normal. O devirde öyleydi. Video çekim denemesi akşam vakti. 14 Pro'da da karanlık olduğu için çok iyi değil. Biraz daha ışıklı yerleri çevirdiğimde daha iyi olabilir de. 62.80 zaten bir şey demiyorum. Normal. O devirde öyleydi. Toplamda 74 MB dahili saklama alanıyla gelen bu cep telefonu mini SD kart desteğine sahiptir. 6 MB RAM'i vardır ve 220 MHz hızında bir çip var. Döneminde de şimdi de bazı dosyaları ya da klasörleri açarken bekletebiliyor. Saklama alanı konusunda bu cep telefonunun bazı limitleri var. Örneğin maksimum son 20 gelen çağrıyı, 20 giden çağrıyı ve 20 cevapsız çağrıyı kayıt altına alabilmektedir. Bu cep telefonunu kullanırken telefonun kızağını kapattığınızda kaldığınız yerden kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bunu söylememin sebebi şu. Bazı cep telefonlarında kullanım sırasında kızağı kapattığınızda telefon uygulamalardan çıkıp direkt kilit ekranına dönmektedir. Ekrana dönüp her şeyi kapatıp kilitlememesi benim için büyük bir avantaj. Ancak kimi kullanıcılar ekrandaki tuşları kilitle tuşuna basmayı unuttuğundan dolayı bu durum yanlış aramalara yol açıyordu zamanında. Dikkatli olmak lazım. 3G bağlantı desteği sayesinde bu cep telefonu görüntülü aramalar yapabiliyor. Bluetooth 2.0 teknolojisi bu cihaz tarafından destekleniyor. Aynı zamanda A2DP desteği de bu cihaz da var. Bluetooth olmasına rağmen aynı zamanda cep telefonunda veri gönderimleri için hızlı ötesi de var. MMS ve e-posta özellikleri bu cihazda yer alıyor. Aynı zamanda WAP 2.0'ın yanında XHTML desteğinin olması da 3G hızında internette rahatça gezinmenizi sağlamaktadır. Kablosuz ağ desteği maalesef yok. Bir dönem taksicilerin vazgeçemediği bas konuş özelliği de bu cep telefonunda bulunmaktadır. Takvim ve planlayıcı konusunda neredeyse tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir telefondur. İçerisinde tekrarlı bir şekilde etkinlik oluşturmanızı sağlayan bir takvimi var. Telefon arama yapmanızı hatırlatıcı ya da yapılacakların listesini tutan bir yapı telefonda var. Geri sayım, kronometre ve çalar saatte bu cep telefonda bulunmaktadır. Nokia 6280'in multimedya özellikleri de gerçekten zengin. Stereo FM radyo özelliği bu cep telefonunda bulunmaktadır. Müzik çaları, video oynatıcısı, ses kaydedicisi ve equalizer ayarları derken bu cep telefonu multimedya anlamında dönemine göre başarısız sayılmaz. Ancak bu telefonda uzun videolar izleyecekseniz kesinlikle bir medya oynatıcı kurmanızı öneririm. Çünkü cihaz içerisinde bulunan medya oynatıcı da maalesef ileri alma veya geri alma özellikleri bulunmuyor. İçerisinde 3D Snake, 3D Rally oyunları bulunmaktadır. Aynı zamanda Java desteği sayesinde rahatça bu cep telefonuna farklı oyunlar ya da uygulamalar indirebilirsiniz. Java demişken bu cep telefonda Symbian S60 değil, Symbian S40 işletim sistemi bulunmaktadır. Bu işletim sistemi S60'a göre daha hafif bir işletim sistemidir. Tema desteği ve tercih seçimleriyle bu cep telefonunda kişiselleştirmeler yapabiliyorsunuz. Zil seslerini veya temalarını da bu cep telefonuna rahatça indirebilirsiniz. Aynı zamanda indirdiğiniz GIF dosyalarını da bekleme moduna koyabiliyorsunuz. Ben bu telefonu ilk aldığımda Turkcell hat harici hatlarla çalışmıyordu. Ancak ayarlar üzerinden internet ayarlarını ve operatör seçimini AVE olarak güncelleyince Türk Telekom hatlarıyla bu telefonun çalışmasını sağlayabildim. Bu cihazda en çok şikayet yaratan şeylerden birisi de basit ancak karmaşık olan menüsüdür. Evet menüsü genel itibariyle çok basittir. Ancak özellikle listelerde sonsuzluk özelliğinin olması çok kafa karıştırmaktadır. Sağ yukarıda listenin kaçıncı elemanda olduğunuzu gösteren bir sayaç var. Listenin sonuna gelip tekrardan aşağı inmek istediğinizde listenin en başına gitmektesiniz. Bu cep telefonunun sevilen özelliklerinden birisi de menüde bir uygulama üzerinde işaretleyiciyi getirip beklediğinizde size bu uygulamanın ne yaptığını anlatan bir yazı çıkartmasıdır. Günlük kullanım için yeterli bir cihazdı. Ancak bu fiyata sunabildikleri açısından genelde farklı modeller tercih ediliyordu. Bu da 6280'in popülerliğini ve başarısını biraz gölgeledi diyebiliriz. Ancak 2024 yılında bu kondisyonda bu şekilde bir telefon olduğu için kesinlikle bir tutan nostalji serisinde sizinle paylaşmam gereken bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Siz Nokia 6280'i hatırlıyor musunuz? Bu cep telefonu ile ilgili anılarınız var mıydı? Yorumlarınızı aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin ve bu tipte videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz.